Günaydın. Uzun zaman sonra ilk defa bir vlog çekme isteğiyle uyandım. Dolap kaygısı vardı, bir tane onu verdim. Evlerim çok doluydu, o yüzden çekemedim. Sonra şöyle poğaça falan alıp eve dönüyorum. Biraz kilo almaya karar verdim. Şimdi şöyle eve girdim. Bir tane kargom geldi. Hem bunu birlikte açalım. Tripod aldım. Eğer güzelse belki sizin de ihtiyacınız varsa siz de alabilirsiniz. Sağlam bir şeye benziyor. Bir de dün Yves Rocher'den alışveriş yaptım. Onu da birlikte açalım. Bugün böyle çekeyim dedim vlog. Bilmiyorum güzel olacak mı? Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi biraz odam dağınık. Şuradan yatağım falan görünüyor. Bayağı yani sabah görmeyeceğiniz şekilde sizi koyayım. Kargoları açalım. Sonra yıkanacağım, hazırlanacağım. Belki size nasıl fön çektiğimi de gösteririm. Onu merak edenleriniz de vardı. Böyle bir deneyeceğim bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Saçlarım da o kadar kötü ki o yüzden çıkarmayacağım şapkamı. Yıkandıktan sonra görüşürüz. Şöyle sizi koysam acaba olur mu? Ay, arkada da şey var. Şunu alayım. Kusura bakmayın. Ay. Bakayım burası nasıl oldu? Ay vallahi hiç fena olmadı. Aslında kameramdan çekecektim ama sanki böyle daha iyi gibi. İlk önce şunu mu açalım? Yves Rocher'lere mi bakalım? Yves Rocher'lere bakalım. Onlar daha güzel. Tekrar geldim. İçeriden şunu aldım. Dün alır almaz bunu kullandım çünkü. Bu arada açı iyi mi ya? Ay çok değişik geldi bana şu anda. Şimdi buna alışırsam sürekli bir de vlog çekiyormuşum. Neden olmasın? Dün şöyle bir alışveriş yaptım Yves Rocher'den. Normalde ben çok fazla Yves Rocher'dan alışveriş yapmıyorum. Böyle ne bileyim şampuanımı falan değiştirsin pek gelmiyor ya da kullandığım cilt bakım ürünlerini. Ama bir yandan da yapmak istiyorum. O yüzden böyle tırnak bakım ürünlerini alıyordum genelde. Sonra mesaj geldi. Bu ay size hediye olarak, alışverişinize hediye olarak bu tırnak bakım iksiri ve şu oje bazı hediye diye. Ben bunu değerlendirmek için bir alışveriş yapayım dedim. Alışveriş yaparken de çok uyguna geldi. Bu arada Yves Rocher'den alışveriş yaparken zaten kart çıkarıyorsunuzdur da belki Trendyol'dan aldığınızda öyle bir ihtimal yoktur diye düşünüyorum. Öyle bir şans yoktur. Aklınızda bulunsun. Kartınızı çıkardığınızda Yves Rocher kartınızı hem indirim oluyor hem hediye oluyor. Yani böyle her ay değişik bir şeyler denk geliyor ve bayağı karlı oluyor bence. Ben şimdi dün saç ürünleri aslında almak istiyordum. Onları almaya gittim. Şöyle bir peeling aldım. Saç peelingi. Detoks etkili saç peelingiymiş bu. Agave moringa çekirdeği özü içeriyormuş. Haftada bir ya da iki kez uyguluyorsunuz. Normalde fiyatı 167 lira gibi bir şeydi. Bir tane de şey aldım. Yağlı saçlar için arındırıcı şampuan aldım. Bunun da fiyatı 90 lira falandı. Saç ürünlerinde iki tane aldığınızda %20 indirim oluyordu. İşte bana mesaj gelmişti. Size özel %30 indirim diye. Aldığım her şey indirimli oldu. Bunlar da %30 indirimli geldi. Bir de ekstra şeyi denedim. Gelecek ay zam gelecekmiş ürünlerine. Bunu da denemek istiyordum. Bu makyaj temizleme yağı normalde çok seviliyormuş ama formül değiştikten sonra yani bu yeni formül olduktan sonra herkes böyle aslında biraz olumsuz yorumlar yapıyordu. Ben diğerini denemediğim için bir bunu denemek istedim. Bu da 150 liraydı ama cilt bakım ürünlerinde de 30 liralık bir indirim oluyordu. Bu da 120 liraya geldi. 150 ml'lik bir ürün. Dün bunu denedim. Parfüm vesaire olmadığı için evet yokmuş. Gerçekten kokusu çok kötü. Hatta herkes şey falan diyor böyle ayçiçek yağı falan diyor. Gerçekten ayçiçek yağı gibi çok kötü bir kokusu var. Ama ben çok beğendim. Çok minik böyle bir gözümü sulandırdı gibi oldu ama hemen geçti. Bir de bence çok güzel temizliyor ve böyle bir nemlilik yani güzel bir his bırakıyor. Bu Sephora'nın balmını aldım ya. Ya onu gerçekten beğenemedim. Yani hani güzel temizliyor ama çok kalın bir yapısı var. Çok ağır bir yapısı var. Böyle yağ haline dönüşmüyor. Süt haline böyle çok hızlı dönüşmüyor yani. Çok hoşuma gitmedi ama bunu çok beğendim. Yani ilk izlenim olarak gerçekten çok beğendim. Sivilce yapmazsa bence çok güzel. Bir tane bundan aldım. Bu da işte dediğim gibi 120 liraya geldi. Şu ikisi de hediye olmuş oldu. Ben bunu kullanıyorum zaten biliyorsunuz bitmek üzereydi şuraya falan gelmişti. Bunların tanesi 65 lira. Bu ikisi bedava oldu. Bir de şöyle iki tane minik tester verdiler. Bunları da deneyeceğim. Bu serisi de galiba güzelmiş. Belki böyle hani nemlendirici falan alabilirim diye düşünüyorum. Aslında yüz temizleme jelleri de dikkatimi çekti ama CeraVe'den de Cosmet'ten de çok memnunum. Şimdi biraz hani macera aramak istemiyorum onlarda. Şu şampuandan bile şüpheleniyorum ama bugün deneriz. Hatta bugün bu ikisini deneyelim. Fönü de birlikte çekelim. Birlikte hazırlanalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak çok merak ediyorum. Özellikle bu saç peelingini çok merak ediyorum. Haftada bir ya da iki kez şampuandan önce nemli saç köklerinize masaj yaparak uygulayıp iyice durulayın diyor. Bakalım deneyeceğiz. Ha, bir tane daha kargom var unuttum.
Konuşmak hoşuma gitti. Şunları koyayım. Bir de dün şey aldım. Bu Oral-B'nin şarjlı diş fırçaları için yedek başlık aldım. Gerçekten çok pahalanmış. Uzun zamandır ben şarjlı diş fırçamı kullanmıyordum. Şeyi kullanıyordum. Yine Oral-B'nin pulsarını falan alıyordum. Niyeyse elimde iki tane şarjlı diş fırçası var. İstemiyordum onları kullanmak. Alayım dedim. Normalde en son herhalde 40 liradan falan almıştım. 137 liraya dün Rozman'da indirimli buldum. Çok yani içim gitti ama aldım. Neyse. Şimdi şunu açalım. Bunu Trendyol'dan aldım. 257 liraya aldım. Sağlam bir tripoda benziyor. Şey için aldım. Reels çekmek için aldım ama belki vlog çekersen böyle bayağı konuşurum yani. Çekersen bunun için de kullanırım diye düşündüm. Böyle 6 şey nasıl diyeyim, ayarlamalı. Bir yerlere takıyorsunuz. Böyle düz duranlardan değil. Böyle reels çekerken ben bir yere sabitleyemiyordum. Yani tripodum var ama güzel değildi açıkçası. Sağlam değildi. Kendi sağlam olan tripodumun da ayakları görünüyordu. Ayarlayamıyordum onu. Niye bilmiyorum. Bende de bir dangalaklık olabilir. O yüzden böyle bir şey aldım. Bir de elim çok titriyor ya kamerayı tutup şey yaparken. Sürekli soruyorsunuz elin niye titriyor diye. Bir şeyim yok yani. Düz titriyor. Bakalım inşallah iyi bir şey çıkar. Şu makasa ihtiyacım olacak galiba. Şunu da alayım. Şimdi açılışı acaba nerede yaptım? Tam olarak onu da bilmiyorum da. Bugün bir tane böyle dolapta eski ürünler vardı. Onlardan bir tanesi satıldı. Onu vermeye gittim. Elimde de annem elime çöp poşetlerini sıkıştırdığı için çekemedim. Yani videonun nereden açıldığını da bilmiyorum. Kestiğim makasa bakar mısınız? Gerçekten. Olsun. Kesiliyor. Kaş makasıyla kargo. Ezik mezik yok. İnşallah bir şey yoktur. Bakın şöyle. Böyle ayarlıyorsunuz. Sehpaya takabiliyorsunuz. İşte tezgaha takabiliyorsunuz. Masa falan. Kahvaltıya çağırıyorum ama şunu çok merak ettim. Bir bakalım. Sağlam bir şey gibi. Ben ve her şeyi abartma. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Vallahi iyi bir şeye benziyor. Yani şuraları falan bayağı kaliteli gibi. Gayet de güzel geldi ama şurasını nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum. Ona bir bakayım, ayarlayayım. O zaman da size gösteririm. Şimdi ben bir kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bu güzel geldi. Böyle bir şeylerle uğraşıyorsanız sosyal medyayla vesaire ya da reels falan çekmek istiyorsanız eğer güzelse bunu aşağıya koyarım linklere. Şimdi ben kahvaltı yapmaya gideyim. Sonra duş alırım. Şu İbroşe şampuanlarla birlikte. Bakarız güzel mi değil mi? Fönümüzü çekeriz. Makyajımızı yaparız. Yaparız bir şeyler. Bu arada gözlerim de ne kadar şiş, bakar mısınız? Göz kapaklarım. Olsun. Bay bay. Herkese tekrar selam. Sizi zannediyorum ki en son Yves Rocher poşetini açarken bıraktım. Aslında o gün videoya devam ettim. Saçımı nasıl yaptığımı gösterdim, işte makyajımı yaptım falan ama şeyi beğenmedim. Saçımı yaptığım kısmı beğenmedim. Şu an burası da karanlık maalesef ki. Çünkü konum olarak hani sizi nereye koyabileceğimi bilmiyorum ve karanlık yani. Şu an burası güneş almadığı için camı pencereyi de açamıyorum. Çok yakın oluyor karşı tarafla. O yüzden maalesef gündüz olduğu için bu ışıkla idare etmek zorundayız. Prizden dolayı da saçımı burada size göstereyim dedim. O yüzden tekrar çekiyorum. Onlar 2 gün önceki görüntülerde. Böyle birleştirmeyi düşündüm. Saçımın fönünü merak edenler vardı çok çok önceden ama bir türlü çekememiştim. Ben böyle şipşak çok basit her gün fön çekiyorum. Onu bir göstereyim istiyorum size. Bir de saçımı biraz bu sefer kısa kestirmişim. Şekil alması hakikaten zor oluyor ama yani 1-2 haftaya uzar, kendine gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir saçımı taradım. Her zaman kullandığım tabii ki bu Urban Care'in toniğinden sıkacağım. Aa, oje falan da süreriz. Zamanımız olacak muhtemelen. Bir tırnak bakımı falan yaparız. Bu böyle bir deneme vlogu olur. Muhabbet ederiz. Böyle bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Toniğimi sıkayım her yere. Task'ın şu keratin yağını kullanacağım. Normalde ben bunun arganını kullanıyorum ama şu an gratislerin hiçbirisinde bu minik yağları bulamıyorum. Niye bulamıyorum onu da bilmiyorum. Yani inşallah gelir. O yüzden bu keratini kullanıyorum. Argan yağları kalmadığı için. Açıkçası bunu çok beğenmiyorum. Kokusu falan da çok güzel değil. Ama
Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle uçlarına uygulayacağım. Bir şeyden daha bahsedeceğim ve hemen fönüme başlayacağım. Oraları hızlandıracağım. Bunu ben saç videomda acaba hiç bahsettim mi bilmiyorum ama PowerTech markasının şu 701 numaralı fön makinesini kullanıyorum. Ben 2018'den beri her gün, her Allah'ın günü kullanıyorum. Kuaförümde görmüştüm. Hemen gittim internete yazdım ve buldum, aldım. 4 senedir her gün kullanıyorum. Hiçbir şey olmadığı gibi o kadar iyi bir fön makinesi ki. Fiyatı da şu an 160 lira falan olmuş. Bence hiçbir şey. Çünkü ya, çok iyi. Hakikaten çok iyi. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa kesinlikle bu markaya bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir de şimdi yine aklıma geldi. Böyle bazen tüyolar istenildiği için, sorulduğu için aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum. Ben dediğim gibi düz saçlı değilim. Yani dümdüz saçlı değilim. Dalgalı dalgalı aslında saçlarım. Birazcık böyle yani şey dalgalar ama böyle şekilsiz dalgalar. Bir taraf böyle lülük lülük, bir taraf dümdüz gibi düşünün. Saçma sapan yani. O yüzden saçımı ve düz saç sevdiğim için saçımı fönlerken böyle saçımı kabartmak yerine şöyle yapıyorum. Hareket bu. Çok diplere getirmeden, dipleri yağlandırmadan düz bir şekilde saçımı kurutup kafama yayıyorum, düz fön çekiyorum. Evet, tekrar selam. Her zamanki yerimize geldik, makyaj yapacağız. Buranın ışığı daha güzel olduğu için ben burada makyaj yapayım dedim. Renkleri daha iyi görün diye. Zaten her zaman kullandığımız ürünlerle böyle dışarıya giderken hazırlandığım günlük makyajımı yapacağım size. Bunun dışında da bir iki şey göstereceğim. Yine aldığım ürünler oldu 2 gün içinde. Onları göstereceğim. Sizin önerinizle ben daha önce size şey sormuştum. Kaş şekillendirici için hani fırça sanırım sormuştum. Hep önerilerinizde şunun Naşita'nın seti vardı. Ben de geçen bunu aldım. Bundan önce bunun siyah olanını almıştım yine Naşita. Onlar biraz sağlam çıkmıştı ama bunlar hiç sağlam çıkmadı. Çok tatlılar halbuki. Fiyatı da çok uygundu. 12 liraydı. Yani böyle sürekli dönüyor ve çıkıyor. Tabii ki birazcık idare etmeye çalışacağım. Güzel görünüyorlar biraz da. Şöyle sabitlemeye de çalışıyorum. Acaba şöyle kırdım diye mi, döndürdüm diye mi oldu bilemedim. Ama kaş şekillendirici olarak bunları kullanmaya başladım. Ben Freya kaş şekillendiriciyi çok uzun zamandır kullanıyorum biliyorsunuz ki. Çok da seviyorum. Onun böyle dibinde kalan kısımlarını kavanoz böyle şeyde bırakmışım. Yani odamda cama yakın bir yerde, sıcak bir yerde bırakmışım. Birazcık bozulmuş gibi geldi. Zaten bitmek üzereydi. O yüzden Rossmann'dan böyle yenisini aldım. 20 liraya inmişti. Normalde biliyorsunuz ki pembe ürün ama ben kapağını açık unuttuğum için şeffaflaşmıştı. Yani öyle de hiçbir sorun olmuyor. Böyle de hiçbir sorun olmuyor. Bu yeni kapağı, paketleme değişmemiş ama şurası değişmiş. Şimdi bununla başlayacağım yine. Bir de size fırçalarımı yıkadığımı söylemiştim. Onu da göstereyim. Şöyle kendime bir avuç fırça ayırdım. Baktım ki fırçalar çoğaldıkça, o kapaklı şeyde özellikle hani çok fırça oldukça makyaj yaptıktan sonra yıkamaya üşendiğimi fark ettim. O yüzden şöyle fırçalar ayırdım kendime. Her makyaj yaptıktan sonra en azından fondöten fırçamı hemen yıkıyorum. İşte gerekli olan fırçalarımı hemen yıkıyorum. Daha böyle kolay oluyor gibi geldi bana. Onu da size söyleyeyim. Sizin de öyle üşengeçlikleriniz varsa şöyle ayarlamaya çalışın kendinize. Ben şimdi şununla başlayacağım. Her zamanki gibi biraz gözümüzün altını nemlendirelim. Güneş kremimi falan sürdüm bu arada. Normalde Freya Jel'in yapısı bu şekilde. Bayağı pembiş, çok tatlı bir kaş şekillendirici. Şimdi bununla uygulayacağım. İnşallah çıkmaz. Birazcık canımı sıktı valla. Azıcık alıyorum. Heh işte dönmeye başladı hemen. Bunu çevirdim diye mi böyle oldu? Yoksa bir sıkıntı mı vardı bilmiyorum. Atsam mı acaba ya? Neyse. Hadi, yok yok, bu dönüyor. Benim sinirlerimi bozdu. Ben bunun yenisini kullanacağım. Hatta şu küçükle yapsam nasıl olur? Şunu kenara koyayım, bunu deneyeceğim. Belki daha kontrollü olur. Yine çevireceğim birazcık şöyle. Aynadan da bakayım da. Şimdi burası kururken ben makyaj bazımı uygulayayım. Böyle. Bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? Genelde yemek yerken beni izliyormuşsunuz ya. Bol sohbetli, bol çeneli bir video. Umarım hoşunuza gider. Bir tane de böyle bir şey anlatasım vardı size ama anlatayım mı anlatmayayım mı bilemiyorum. Sizden kaynaklı olarak değil yani, size her şeyimi anlatırım da. Acaba diyorum ki yani bir ihtimal hani anlatacağım şeyi anlayanlar çıkabilir mi çevremden? Bir kişi kesin anlar. Ondan zaten gizlim saklım asla yok. O kesin bilir de. Olayı anlattığım kişi izleyesi tuttu. Acaba bir rezil olma durumu yaşar mıyım? Sonra diyorum ki rezil olacak ne var bunda? Çünkü yani bence
böyle şeyleri konuşmamız ve birbirimize akıl vermemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Aslında anlatsam mı bilemedim. Bir düşüneyim. Hemen kendimle bir baş başa kalayım. Karar verdim, anlatıyorum. Şunu şöyle halledeyim. Kaşımı da doldurayım. Dikkat verici her şeyi hallettikten sonra size bir şey anlatacağım. Hani şey, ben ettim siz etmeyin gibi bir şey anlatacağım. Ders niteliğinde bir şey. Abartıyorum bu arada da. Aslında bunu da neden anlatıyorum biliyor musunuz? Hem bir şey izledim, ondan aklıma geldi. Hem de şeyden dolayı. Şimdi çok teşekkür ederim ki beni böyle kendine çok yakın görüp derdini paylaşmak için mesaj atanlarınız oluyor. Her zaman bu arada istediğiniz konu hakkında konuşabiliriz. Bu beni çok mutlu ediyor yani, bana böyle ilişki problemi vesaire hani anlatmanız, rahatlamak için anlatmanız. Hani akıl almaktan ziyade. Ki küçükler de mesela düşüncemi soruyorlar. O da tabii ki hoşuma gidiyor. Elimden geldiği kadarıyla mantıkla hani bazı şeyleri söylemeye çalışıyorum. Tabii ki ahkam kesecek halim yok da dertleşme anlamında söylüyorum. Ve hep de şöyle bir şey geliyor bana, mesajlar geliyor. Abla birazcık da ilişkiler hakkında konuşalım. İşte hani böyle şeylerin dedikodusunu yapalım. Bu tarz şeyler de konuşalım diye. Biraz daha böyle özel hayatından bir şeyler de konuşalım diye. Hani vlog çekiyor olsam çok fazla konuşuruz. Zaten ben böyle her şeyi ağzımda olan bir tipim, doğruyu söylemek gerekirse. Her şeyi anlatırım ve hani sizin için asla söylemiyorum da yakın çevremde mesela anlatmayacağım derim, aman Allah'ım yani her şeyi anlatırım. O yüzden de birçok şey bozulur aslında, hepimizin başına geldiği gibi. Birçok istediğim şey de gerçekleşmez, o enerjiyi dağıtırım, bozarım. Yani anlatmama sebebim de hani kesinlikle sizden kaynaklı değil. Hem vlog çekmiyor oluşum, hem de demiştim ya size beni tanıyın videosunda. Biliyorum ki dost kadar düşman da var. Eski dostlar düşman oldu. İzlerler, ederler. Benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmelerini istemiyorum. İzlerler değil, izlediklerini zaten çok iyi biliyorum. Benim hayatım hakkında hiçbir şey bilmelerini istemiyorum. O yüzden de anlatmıyordum. Yoksa size her şeyimi anlatırım. Vallahi bu konuda yani %100 emin olabilirsiniz. Ay, sizi sallıyorum ama far paletimi almam lazım. Bir dakika. Neyse işte. Şimdi minik bir açıklamamı yaptıktan sonra az önce şey izliyordum. Barış Zorba'yı izliyordum. Barış'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Ben çok seviyorum bu arada. Videolarını da çok seviyorum. Özellikle bazı videoları aşırı iyi yani. Adil Yıldırım'la böyle. Adil Yıldırım taktiklerini galiba eleştirdiği bir video. Başlığını şu an hatırlamıyorum. Valla dedim ki Barış kesinlikle o kadar haklı ki. Şimdi size bu bataklığa nasıl düştüğümü anlatacağım. Ben de bir halt yedim. Ama tabii ki o meşhur mesajı asla atmam. O mesajdan da bu arada haberim yoktu. Barış Zorba'nın videosunda gördüm böyle şeylerin döndüğünü. Galiba bunlar TikTok'ta daha fazla dönüyor. Benim bir arkadaşım Adil Yıldırım'a sardı. Ama nasıl? Bu arada bu anlattığım şey de hani böyle yakın zamanın şeyi değil. Dediğim gibi işte yakın arkadaşım sardı videolarını. Ama ne sarmak? Yani kitapları alınıyor, videolar izleniyor. İşte sürekli bana videolarını atıyor. Sen de izle, şöyle yapalım, böyle yapalım. Etkiledi yani bizi. Doğruyu söylemek gerekirse. Neyse ben de derim ki hani bu kadar şey yaptın. Bu kadar hani haftalardır zaten hani bunu konuşuyoruz. Ben de dedim bir kere deneyeceğim. Sonra bunu deneme fırsatım oldu benim. Neden Barış'ı dinlemelisiniz ve Adil Yıldırım taktikleri uygulamamalısınız da anlatıyorum şimdi size. Hani çok önemli bir şey değil de hakikaten patladık yani. Hepimiz patladık. Bir tane videosunda şöyle bir şey vardı. Birazcık böyle karşı taraflı zıtlaşma gibi yani. Hani böyle biraz zıtlaşınca daha böyle şey olur ya. Öyle bir taktik veriyor. Karşı taraf birazcık böyle taktik yapıyor gibiydi. Yani böyle bir geri çekilme, bir şeyler, böyle bir hareketler. Ben de dedim ki işte dedim tam bu noktada Adil Yıldırım taktiği uygulanabilir. Yani hadi bir deneyeyim dedim. Böyle bir cümle kurayım dedim. Tam hatırlamıyorum video konusu da neydi de muhtemelen küçük bir kesit izleyip biz öyle bir kullandık yani saçma sapan. İşte atıyorum sana iltifat ediyor. Sana iltifat etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Evet evet böyleydi. Diyorsun ki mesela beni bu kadar beğenme. İşte bana bu kadar aşık olma. Bana şöyle yapma falan filan. İltifat etmişti aslında. Hatta söyleyeyim yani kimse izlemez burayı canım. O kadar da değil. Neyse X kişisi diyelim. Hikayeme alev attı. Bu arada alev de böyle keko bir şekilde değil yani. Onu da söyleyeyim. Karşımdaki zaten düzgün bir insan. Espriyle yaptığını çok iyi biliyorum. Neyse alev attı. Böyle tatlı bir işte şey oldu. Sonra dedim beynimde bir ışık yandı. Ben dedim Adil Yıldırım cümlesi kullanacaktım bir yerde. Bunu dedim neden kullanmıyorum? Yani X kişisi şey yapıyordu. Böyle biraz taktikle yaklaşıyor gibi geldi bana. Böyle bir geri çekilme, böyle bir şey oldu orada. Dedim ki sen bana böyle mi yapıyorsun? Bak şimdi ben sana ne yapıyorum
dedim ve çok tatlı o arada böyle emojileşmiştik. Orayı tamamen bozarak şey dedim. Dedim ki beni bu kadar beğendi. Bu arada yeni tanışmaydı ve sonuçta yazım dilimi bilmiyor, espri yapıp yapmadığımı bilmiyor. %100 bu arada espriyle şey yapmıştım, hani toparlayacaktım yani. Neyse ciddi algılandı. Soğuk rüzgarlar muhtemelen, öyle söyleyeyim. Ve şey dedi, pardon dedi bana. Pardon dedi, peki, okey. Ve gerçekten arkadaşlar flört bitti. Bunu anlatma sebebim sarı papatyalar Adil Yıldırım'ın. Hani eğlencesine okey, izlemek çok güzel ama normal hayata uyguladığınızda patlayabilirsiniz. Hani ben bunu zaten ya öylesine yapmıştım açıkçası. Espriydi yani yaptığım şeyde. Yani karşı taraf öyle anladı. Sanki böyle ay istemiyormuş, ay kendini çok beğeniyormuş falan. O tarz bir duruma düştüm. Ama genel olarak mesela anlattığı şeyleri işte Can mesela erkek olarak dedi ki yani dedi hani tamam eğlenceli okey de dedi siz bu bir erkeğe yaptığınızda hani dedi istemiyormuş gibi yani ben dedi bana yapılsa ben bir daha yazmam bir daha şey yapmam dedi. Kankito'mu dinlemeliydim. Neyse sağlık olsun. Bunu anlatma sebebim de yapmayın kızım yapmayın kendinize gelin taktik maktik yok. Nasıl davranmak istiyorsanız o şekilde davranın. Neyse bu da böyle bir anımdı. İlk defa bir şey yapayım dedim onda da patladım. Arkadaşıma da dedim ki senin dedim Allah bildiği gibi etsin. Söyledim bir daha Adil Yıldırım Adil Yıldırım sakın dedim. O da dedi ki tövbe. O da patladı. Bu arada yine aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben dün A101'e Flormer rujlar için gittim. Çok istediğiniz videosunu çekmeme. Sonra da sordunuz. Söyledim size. Maalesef hiçbir A101'de bulamadım. Çoğunuz da zaten bulamamışsınız. Hani ben yine günah almak istemem de böyle birkaç A101 gezdim. Ve sordum orada işte çalışanlara. Böyle gelmedi falan. Böyle bir değişik cevap verdiler. Herhalde ya önceden satışa koydular. Bilmiyorum belki tanıdıklarına vesaire ayırdılar. Günah almak istemem. Ama maalesef hiçbir A101'de bulamadım. Aynı BİM gibi hani ilk kapı açılır açılmaz girdim. Stand'da mı tent'ta yoktu. Biz BİM'den devam. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yani hani A101'e de kızdım açıkçası. Madem getirmeyeceksin, gelmediyse şayet niye kataloglarına koyuyorsun? Niye insanlara haber veriyorsun? Neyse bulabilenler güle güle kullansın. Çok iyi fiyattan aldınız valla. İndirimde gratiste 80 liraydı. Güle güle kullanın. Güzel rujlar. Ben çok beğeniyorum Flormer'ın o serisini. Bronzer'ı kullanacağım. Tozallık uygulayayım ya. Sanki. Bir an içimden öyle geldi. Şöyle. Rimmel olarak da şu favori lacivert rimmelimi uygulayacağım. Ben rujumu sonra süreceğim. Hızlıca tırnak bakımına mı geçsek diyorum ama bir yandan da çok uzadı. Acaba hiç tırnak bakımını buraya koymasam, oje sürmeyi koymasam da editleyip sizinle mi buluşsak diye düşünüyorum. Size bir şeyler anlattım. Eğer onu koyarsam, neyse onu koyduysam bunu söylüyorum. Siz de böyle tecrübeleriniz olduysa, böyle sıkıntılarınız varsa yorumlarda paylaşmak istiyorsanız paylaşabiliriz ya da DM'den de paylaşabiliriz. Böyle şeyleri böyle biraz konuşabiliriz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim günlük rutinim tabii ki daha erken saatlerde yani bu kadar yayıla yayıla değil bunlar. Ayrıca şunu da söylemedim zannediyorum ki o ilk çektiğim videoda atmış olabilirim. Yves Rocher'in saç ürünlerini denedim. Şampuanından çok memnun kalmadım doğruyu söylemek gerekirse. Onu şu şekilde kullanacağım. Kafama bir saç bakım yağı sürdüğümde saçlarıma arındırmak için ön şampuan olarak onu kullanacağım. Peeling'i çok beğendim. Makyaj yağına bayıldım. Kokusu haricinde çok beğendim. İnanılmaz güzel arındırıyor ve çok güzel bir his bırakıyor. Bence fiyat olarak da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bereketli gibi geliyor bana yağlar, balmlardan ziyade. Balmlar çünkü böyle aldıkça alıyorsunuz. Bende en azından öyle oldu. Mesela bu Yves Rocher'in paketlemesinde de sadece bir fıs sıkmanız yeterli oluyor. Ben böyle bir iki tane sıkmışım. O kadar fazla geldi ki. Bir tanesi tüm böyle makyajınızı çıkarıyor, cildinizi arındırıyor. Bunu da söylemiş olayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.